Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Herkes iyidir ve kamp etkin geçiyordur umarım. Kısa bir magazinle başlayalım. Kendimi tanıtayım, tanımayan varsa aranızda. Doktor Ahmet Anık, ben Bursa Tıp mezunuyum. Sonra Ege Pediatri İhtisas, sonra 9 Eylül Çocuk Endokrin. Çocuk Endokrin Profesörü olarak çalışıyorum hali hazırda. 2 ve 3 konuşacağız, 3'te 2'sini pediatrinin. Dolayısıyla ben önce isterseniz endokrine başlamak istiyorum. 3. fasikülle sayfa 132'ye gidelim. Öyle başlayalım. 3 ve 2 diye gidelim. Süre ayarlamak için bir önemi yok. İkisinden de eşit sayıda soru bekliyoruz. Ve 25 soru kovalıyoruz. Son değişiklikle. Son değişiklikler dediğim. Şöyle ben de endokrini açayım izninizle ve başlayalım güne. Evet. Neler soruldu, neler sorulur o kısmıyla başlayacağım. Şimdi pediatrik endokrinolojide kural şu olacak her zaman. Bir endokrin bez olacak. Bu bez az çalışıyor, çok çalışıyor. Etiyolojisini, klinik bulgularını bunları tartışacağız. İlk senaryomuz hipofiz bezi olacak. Hipofiz ve hipotalamus konuşacağız. Ve ön hipofiz tartışacağız. Ön hipofiz hormon eksikliği hipopitüiterizm olarak biliniyor. Etiyolojide ilk soru, eğer doğuştan ön hipofiz hormon eksikliği görüyorsanız bunun en sık sebebi Prof1 mutasyonu. Bu bir genetik soru. Bazen genlere dadanıyorlar. TUS'ta çok fazla olmasa da bizimkiler. En sık Prof1 genindeki mutasyon. Eğer edinsel sorarlarsa orta hattı hasarlamanız gerekiyor. Burada da en sık sebep tahmin edeceğiniz gibi tümörler ve travma. Burada zor bir soru yok. Tümörler, adenomlar ve kraniofarenjiyom. Travma, her türlü travma kabul. Kraniofarenjiyom orta hattın en önemli tümörü. Bunu onkolojide size söyleyeceğim. Burada en çok büyüme hormonu eksikliği, daha sonrasında gonadotropin eksikliğini göreceğiz beraber. Şimdi bu etiyoloji sorusundan sonra bir yeni doğan bebek vaka sorusu olarak nasıl karşımıza gelir TUS'ta? Hipopit bir bebek, ön hipofiz hormon eksikliği olan bir bebek. Şunu beklemeyin, boyları kısa olmuyor. Dolayısıyla burada en önemli trik bu olacak. Hasta hipoglisemiyle gelecek karşınıza. Muhtemelen nöbet geçirip getirecekler. Çünkü ASTA ve büyüme hormonu eksikliğinde biz hipoglisemi göreceğiz. Hemen beraberinde uzamış sarılık verecekler. Bu sarılık genellikle kolestaza bağlı oluyor. Hipotiroidde ve ASTA eksikliğinde bunu görebiliyoruz. Bir de LH ve FSH eksikliği eşlik ediyorsa büyüme hormonuyla beraber mikropenis ve inmemiş testis eşlik edebilir. Bunu triyat gibi kodlayın lütfen. Eğer böyle bir bebek görürseniz bu üçlüyü, bu ön hipofiz hormon eksikliği. Daha önce benzeri kurgulandı. Bizimkiler çok seviyorlar bu vaka sorusunu. Dikkat bir. Peki büyük çocuğa dadanalım. Ama ona geçmeden şu soruyu sorayım. Kimde biz ön hipofiz hormon eksikliği düşünelim? Kim hipopit adayı? Orta hat defektleri kimler? Hatırlayalım. Yarık damak dudak en iyi bildiğiniz birincisi. Bu böyle bir vaka sorusu sorulursa eğer bu bebekte bir ön hipofiz hormon eksikliği olası, dikkat etmek gerekiyor. Peki bunun dışında tek santral kesici, görselde görüyorsunuz, notunuzda resmi var. Eğer iki tane değil bir tane santral kesici dişten bahsediyorsa orada size hipopit sormaya çalışıyor. Dikkat edin. Holoprozensefali nörolojide konuşmuşsunuzdur ve orta hattın bir diğer defekti septooptik displazide biz ön hipofiz hormon eksikliklerini görebiliyoruz. Dikkat. Pekala, güzel. Böyle bir kurguyla başlayabilir. Yarık damak dudak diye takip edilen bir yeni doğan bebek nöbet geçirip acil servise geliyor. Apne ve siyanozu var. Hikayede idiopatik neonatal kolestaz diye takipli muayene ediyorsunuz. Penis gergin boyu 2 santimin altında. Testisler retraktil ya da inmemiş. Bu hastada hipopit düşünmek lazım. Dikkat. Peki biz TUS'un en çok sorulacak ön hipofiz hormonunu tartışmaya açalım. Büyüme hormonu eksikliği. Haydi bakalım, senaryomuz boy kısalığı olacak. En sık sebep idiopatik. Büyüme hormonu eksikliği tartışıyoruz. Ön hipofizin en popüler hormonu. Soru 2, fizyoloji sorusu. Kim büyüme hormonu salınımını artırır? Ne dersiniz? Hadi bana büyüme hormonunu artıran faktörlerden birkaç örnek. Ne büyütür çocukları? Ne öneriyoruz? Uyusunlar, doğru cevap. Egzersiz yapsınlar, doğru cevap. Obez olmasınlar, açlık ve hipoglisemi tetikliyor. Güzel. Uykuda, egzersizde, hafif stres, burada yoğun bir stresten bahsetmiyoruz. Hipoglisemi, seks steroidleri, pubertede hızla büyüyoruz, hatırlayın. İki tane ilaç ismi bilmenizi isteyeceğim. Bunlardan bir tanesi klonidin, alfa 2 agonist. Diğeri de L-DOPA. Bunları biz testlerde kullanıyoruz. Dolayısıyla bu ikisinin ismini bilmek gerekiyor. Dikkat iki. Evet. Kim azaltır? En önemli baskılayıcı somatostatin. Hatırlayın, dahiliyede akromegali tedavisinde ne kullanıyoruz biz? Somatostatin analogları kullanıyoruz. Oksitotit gibi, lanreotit gibi. Dolayısıyla en önemli baskılayıcı hipotalamusta üretilen somatostatin. Cepte. Obezler tamam. Hiperglisemi tamam. Hipotiroidi tamam. Kortizol artışı, Cushing tamam. Bunlar büyümeyi zaten
baskılıyor. Bunların bence haber değeri yok. Dikkat edelim. Peki, haydi klinik bulguları tartışmaya açalım. Soru 1. Büyüme hormonu eksikliği olan bir yeni doğan bebeğin doğum boyu nasıldır? Hadi büyüme hormonu geninizde bir delesyon var. Sıfır büyüme hormonuyla dünyaya geldiniz. Doğum boyları? Normal. Fetüsü büyüten kim o zaman? İnsülin, doğru cevap. Bu bir yan dal sorusuydu, bildiler. İlk bir yaşın adı ne? İnfant, İngilizceciler. Sizi gidiler. Türkçesi ne? Süt çocuğu. Evet, infantın Türkçesi süt çocuğu. Ay ben de infant yazdım, tövbe dur. İnfant değil, süt çocuğu. Daha güzel çünkü ilk bir yaşta bebeği büyüten süt. Aslında ilk 1-2 yaş büyüme hormonundan bağımsız biraz. Yani iyi beslerseniz genelde büyüyorlar. Bunu unutmayın, mesaj bu. 2 yaşından sonra, 1-2 yaşından sonra artık işte o meşhur büyüme hormonu sazı eline alıyor. O zaman büyüme hormonu ve tiroid genellikle 1'li yaşlardan sonra büyüme temposunda etkin. Pubertede seks steroidleri devreye giriyor. Seks steroidleri devreye giriyor diyoruz. Dikkat. Peki bunu tahmin edebiliyoruz. Doğum boyu normal cepte birinci soru. Orantılı kısalık yapar diyor. Hemen kontür tuz sorusu gelsin. Kim orantısız? Herkes orantılı kısa. Gövde ekstremiteler simetrik kısa. 3 tane tanıda değil. Marfan uzun. Kısasını soruyorum. Tam tersini. Güzel. Marfan orantısız uzun. Ben orantısız kısayı söyleyeyim. İskelet displezileri, akondroplaziler, bravo. Orantısız bir akondroplazi. İskelet displezisi diyorum, iyi de anladın. Riketsler orantısız gelir. Bir de vertebraya, medulla spinalis'e radyoterapi verirseniz gövde büyüyemez. 3 tane olası orantısız kısalığınız var. Akondroplazi TUS'ta soruldu. Rikets sorulabilir yeni soru olarak, kim orantılı değildir diye. Evet, boy kısalığı getiriyorum çocuğu karşınıza. 12-18. Aylarda boy kısalığıyla TUS'ta senaryo karşınıza gelecek. 1'li yaşlardan sonra büyüme hormonu eksikliği ciddi boy kısalığıyla karşımıza geliyor. Tanışalım bebekle. Gövdesel yağlanmaları var. Ezber yok. Büyüme hormonu lipolitik eksikliğinde gövdesel yağlanma olur. Bunu vücut geliştirenlerin kullandığını hatırlayın. Kas dokusunu artırıyor, büyüme hormonu yağ dokusunu azaltıyor. Dolayısıyla tam tersi bir fenotip görüyoruz eksikliğinde. Dişler geç çıkıyor, kolay. Burun kökü basık, orta hat hipoplazik, kolay bir bebek yüzü görüntüsünü unutmayın. Evet, puberte gecikiyor, geçin. Kemik yaşı geri olacak, zaten bunu göreceğiz birazdan beraber. Zekayla bir işim yok, geçin, zeka normal. Burada dikkat edeceğimiz yeni doğan dönemi bulgularını unutmamak, tekrar hatırlatıyorum. Şiddetli hipoglisemi, mikropenis ve uzamış sarılık tipik triadı bir kez daha hatırlatılır. Evet, boy kısalığı diye TUS'a gelen bu bebeğin ben tanısını nasıl koyacağım? Bir, en önemli klinik özellik yıllık büyüme hızının yetersiz olması. Yıllık büyüme hızının yetersizliği şu görsel. Herkes görsele bakabilir mi? Yeşil renkle gördüğünüz büyüme eğrisinde çocuk büyüme eğrisinden giderek uzaklaşıyor. Bakın 3%'nin altında boyu kısa ama takipte bu çocuk giderek daha da kısa hale geliyor. Eğriden uzaklaşıyor. Bu yetersiz büyüme işte. Ama öte yandan mavi görselde gördüğünüz büyüme eğrisine paralel büyüyen çocuk genelde yapısal olan idiopatik formudur. Birazdan bunu beraber tartışacağız. O zaman tanının bir numaralı cümlesi yıllık büyüme hızı yetersiz çok önemli. 4-5 yaşından sonra kaç santim büyüyoruz yılda? Çocuklar kaç santim büyür? İlk bir yıl 25 santim, ikinci yıl yarası 12,5 santim, üçüncü yıl 4'te 3'ü 8 santim, dördüncü yıl 5'te 3'ü böyle giderek azalıyor 7 santim, sonra 5 santim. Yılda kabaca 5 santim. Büyüyemiyorlar 5 santim, dikkat. Evet, geri sardım. Kemik yaşları geridir. Evet, en önemli laboratuvar testlerinden bir tanesi kemik yaşının geri olması. O zaman boy kısa, kemik yaşı geriden geliyor. Hemen formüle baktığında ekip, takvim yaşı büyüktür kemik yaşı. Kolay oldu, kemik yaşı geri. Güzel. Bakın boy yaşı en geri olan parametre. Boy yaşı ne demek? Boy yaşı şu, çocuğun boyunu, şu boyu çekin 50% ile indirin aşağıya, bu çocuğun boy yaşı. Yani Türkçesi bu çocuğun boyu hangi yaşın 50% değeridir? O zaman boy yaşı ne kadar geriyse bir çocuğun boyu o kadar. Türk basit bir soru. Boy yaşı ne kadar geriyse boy o kadar kısadır. O zaman boy yaşı geriyse bir çocuğun, çok geriyse bu ağır boy kısalığıdır. Dolayısıyla bu büyüme hormonu eksikliğidir. Boy SDS'leri genelde bu arkadaşların eksi 3'ten fazla sapmıştır. Çok ciddi kısalık görüyoruz büyüme hormonu eksikliğinde. Eve gidecek mesaj bu.
Evet, birazdan bu formülü değiştirip başka bir soru yapacağım. Büyüme hormonu eksikliği tanısı için biz kanda IGF-1 ölçüyoruz. Çünkü büyüme hormonu üretildikten sonra karaciğerde IGF-1 sentezini artırıyor ve IGF-1 düzeylerini düşük buluyoruz. Unutma, büyüme hormonu ölçmüyoruz. Unutma, büyüme hormonu ölçmek diye bir şey yok. Bazal büyüme hormonu ölçmüyoruz. Uyarı testi yapıyoruz. Eğer eksiklik düşünüyorsak,